taştan düştü, çocuk da karnının üstüne düştü. Tamam beyefendi, sakin olun. Burada bekleyin. Tamam, yardım edin ne olur. Allah'ın cezası, yaptın yine yapacağını değil mi? İclal Mert'e bir baksana. O aptal kızla beraber ağaçtan düşmüşler. İclal. 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 Yavrum. İclal. İclal. Kızım. Yavrum. Yavrum. İclal. Allah'ım ben ne yaptım? Ne yaptım ben? Ne yaptım? İclal. İclal, aç gözlerini yavrum. Nasıl ha? Durumu nasıl? Kendine geldi mi? Kendine geldi ama. Ama ne? Maalesef bebeği kaybettik. Bebek? Doktor hanım, bir hata yapıyor olmayasınız ha? Hastaları falan karıştırıyorsunuzdur belki de. Beyefendi, siz buraya Nur Demiray ile birlikte gelmediniz mi? Bebek mi? Bizim haberimiz yoktu. Bizim haberimiz yoktu. Bundan söylediniz mi? Karıma, Nur'a söylediniz mi bunu, ha? Allah kahretsin, yıkılmıştır şimdi. Beni de beklemeniz gerekiyordu. Biz beraberken söylemeliydiniz bize. Ya ben bu haldeysem o kim bilir ne haldedir? Allah kahretsin, bizim haberimiz yoktu bebekten. Beyefendi, bir yanlış anlama var galiba. Eşiniz hamile olduğunu biliyordun. Nasıl? Eşinizin gebelik takibini ben yapıyordum. Gebelik takibi mi? Evet. Bir haftadır gebeliği ben izliyordum. Ya görünen bir sorun yoktu ama gebeliğin ilk dönemlerinde düşük riski olur. Yüksekten düşmüş olması. Karımı görmek istiyorum. Karımı görmek istiyorum. Yavrum. Yavrum aç gözünü yavrum. Allah'ım ne oldu ki böyle birden? Ambulans şimdi gelir Aytun Hanım. Siz? Çık. Çık Mert'e bak. Sakın aşağı inmesin. Tamam, tamam. Cahit! Cahit! İclal! Ne oldu ona Aytun Hanım? Ambulans gelecek şimdi. Ya, ambulansı bekleyemeyiz. Söylediğim gibi serumunda sakinleştirici var. Birkaç saat onun etkisiyle uyuyacak. Ben taburcu etmeden tekrar kontrole geleceğim. Geçmiş olsun. Nasıl sakladın? Bebeğimizi benden nasıl sakladın? Kurtarın kızımı. Yalvarırım kurtarın kızımı. Kurtarın kızımı. Al kızım. Yavrum. Acil nerede? Bu taraftan. Nabzı. Nabzı çok yavaş. Yavrum. Yavrum. Düştü mü? Yaralı mı? Nesi var? Zehirlendi. Daha zehirlenmesi mi? Söylesene Aytun Hanım, neden zehirlendi İclal? İlaçtan. Tansiyon, tansiyon ilacı. İclal tansiyon hapı mı kullanıyor? Sizi dışarıya alabilir miyiz? Geldi. Tamam ya, sanki sakat kaldık. Sana yardım eden de kabahat. Emin. Ya bırak anne ya, söylenecek çok şey var bu bencile de. Sana hesap mı vereceğim be? Sen yat kalk tövbe et kızım. Şşt. Canına kıymanın günahını. Emin, sus yeter diyorum artık. Ya anne, sen daha yeni kalp şey geçirdin, dünden beri sana yaşattıklarına bak. Bırak artık şunu ya, birazcık kendi canını düşün. Birazcık dinlen.
anneyim ben. Benim evlatlarımdan başka canım yok. Allah'ım neden almadın canımı? Neden almadın, neden? Rabbine şükredeceğini, tövbe edip af dileyeceğini, bir de neden diye isyan ediyorsun ha? Hiçbir şey bilmeden konuşuyorsun yine. Her şey bitti artık. Ben bundan sonra burada yaşayacağım hayata hayat mı diyeceğim zannediyorsun? Benim hayatım bitti. Yazıklar olsun o Cahit Efendi'ye, boyu posu devrilsin. Bey dediğim kabahat. Nasıl kanına girip sebebin olduysa pılı pırtıyı toplayalım, iki çift lafım olacak ona. Ne demek pılı pırtıyı toplamak? Ya ne olacaktı ha? Bunca zamandır bey dediğim adam gencecik kızımın kanına girmiş. Benim gonca gülümü soldurmuş. Benim yavrum acısından canını kıymalara kalkmış, ya ne olacaktı? Artık bunların yanında yediğim bir lokma ekmek haram bana. Artık seni o adamla aynı çatal altında bir dakika tutmam ben. Artık ben büyüdü değilim anne. Anne ben evsizim. Anne ben işsizim. Anne ben hiçbir şeysizim. Benim hiçbir şeyim yok. Hiçbir şeyim yok artık. Nasıl sakladın bebeğimizi benden Nur? Neden, ha neden? Nasıl yaparsın bunu bize? Haberin bile yoktu, Allah kahretsin. İkimizin parçasından benim haberim bile yoktu. Neden, ha neden? Bu kadar mı uzaklaştın benden Nur? Ha? Böyle mi çıkardın acısını? Allah kahretsin. İçimden ne yapmak geliyor biliyor musun? Sana sarılmak geliyor. Sana sıkı sıkı sarılmak. Şu uykunda bile akan gözyaşlarını elimle silmek. Seni bağrıma basmak geliyor içimden. Merak etme, bunu da aşacağız. Her şeyin üstesinden geldiğimiz gibi bunun da üstesinden geleceğiz demek geliyor içimden. Sonra da yüzüne bile bakmadan çekip gitmek geliyor. Neden bunu yaptın bize? Nur, bunu neden yaptın bize? Yiğit. Kendine gelmeye başlamış. Sizi dışarı alalım. Doktor son kontrolü yaptıktan sonra size haber veririz. Allah'ım neden bu hastaneye geldik? Neden başka bir hastaneye gitmedik? Aytun Hanım, doğru hastaneye geldik. En yakını en doğrusu. Yeter artık, dövünmeyi bırak. Sinirlerimi bozuyorsun. Allah'ım sen günahlarımı bağışla. Ya Rabbim bağışla. Yavruma bir şey olmasın. Günahlarımın bedelini yavruma ödetme Allah'ım. Durumu? Doktor kurtardın mı kızım doktor? Hanımefendi sakin olun. Kızınızın midesi yıkandı. Şu an kritik bir durumumuz yok. Oh çok şükür. Ayçil Hanım yeter. Tamam rahatla artık. Duydun bak. Bir saat dinlenip kendine gelsin. Daha sonra kendisini taburcu edeceğiz. Ne zaman görebilirim peki kızımı? Yavrumun elini ne zaman tutabilirim? Bunun için hastamız müsait olduğunda hemşireler size yardımcı olacak. Tekrar geçmiş olsun. İstersen seni de bir görsünler Ayçil Hanım. Hiç iyi görünmüyorsun. İyiyim ben, iyiyim çok şükür. Ben iyiyim. Yiğit. Teyze. Merak etme Yiğit. Korkacak hiçbir şey yok. Ne demek korkacak bir şey yok ya? Siz niye buradasınız? Ayça Hanım ambulans çağırmış ama ben evde bekleyip vakit kaybetmek istemedim. Onları buraya ben getirdim. Kimleri buraya? Ne diyorsun sen Fırat ya? Ha? Dicle diyorum Yiğit.
Dicle de iyi diyorum. Midesi yıkandı ama iyi. Hicilal mi? Hiç sen buraya Hicilal için gelmedin mi? Yiğit. Yiğit buradaydı. Gördün. Nerede? Konuşmamız lazım. Eşiniz mi? Eşim. Evet. Eşim benim. Eşiniz sizi bekliyor Nur Hanım, merak etmeyin. Önce sizi bir ayağa kaldıralım. Başınız dönmüyorsa taburcu edelim artık isterseniz. Neyin var senin? Hicilal'den haberin bile yok. Sen buraya niye geldin? Hiç Hicilal'in nesi var? Hicilal iyi mi? Yiğit sen beni dinlemiyor musun? Sen iyi misin? Daha mısın sen? Sen kime geldin buraya? Hasta mısın yoksa? Yiğit Bey! Gizemli tansiyon ilaçlarını. Ya sen Nur'a düşük yaptırmak isterken kendi kızını öldürüyordun ya. Ben ne yaptıysam kızımın canı için yaptım. Şans yüzüne güldü bak. En azından doğmamış bir bebeğin ölümünden sorumlu sen değilsin. Dur bakalım Ayçil Hanım. Daha konuşacak çok şey var. Az önce gördüklerimin, duyduklarımın peşini bu kadar kolay bırakacağımı düşünmedim herhalde. Şimdi söyle bana. Burada neler oluyor? Parçası demekti.
dinle beni. Yapma Nur. Yapma. Allah aşkına. Şimdi git bin şu arabaya. Gücüm yok konuşmaya. Eğer konuşursam susamam. Konuşursam susarsın. Git bin. Marjinal bendim. Nasıl bir hayatınız var sizin? O kız senin damadından çocuk düşürmüş. Sen bunu biliyorsun ve... O benim damadım değil. Yiğit o kızla evlendi. Sen ne diyorsun ya? Ne demek evlendi? Benim kızım o ölüm uykusunda kabuslarla uyurken... Yiğit gitti o kızla evlendi. Eniştem. Başlatma enişteni şimdi. Hayırdır inşallah. Hoş geldiniz Yiğit Bey. Şu arabayı götür. Arka tarafa yıka mıka. Ne bileyim bir şeyler yap. Başsın efendim. Hadi. Tabii efendim. Tabii. Nur. Rengin ruhsarın kaçmış senin evladım. Bir şey mi oldu yavrum? Biraz tansiyonu düştü. Tıpkı senin kızın gibi. Ya kardeş çocukların ne de olsa tabii. Biz de kızı çıkardık çok şükür. Ne? Ben arabayı çekeyim en iyisi. Tamam. Yiğit. Yalvarırım bir şey söyle. Bak şimdi eve gireceğiz ve hiç konuşamayacağız. Bana bir şey söyle. Bak. Şu anda ne söylersem söyleyeyim, seni sadece mutsuz eder. O yüzden hiçbir şey söylemeyeceğim. Hadi. Yiğit. Bana bir kez susmamız lazım demiştin. Sustum. Bak ne hale geldik. Sana ihtiyacım var. Bunu sensiz aşamam. Yiğit, sensiz aşamam. Bak. Sen bunu bensiz yaşadın. Sen bunu bensiz yaşadın Nur. Çok acıdı mı? Ağlıyorsun. Baba Nur ağlıyor. Benim yüzümden düştü. Beni kurtarmak için düştü. Özür dilerim Nur. Özür dilerim. Senin hiçbir suçun yok. Canım benim, senin hiçbir suçun yok. Tamam mı? Sen sakın ağlama. (Gülüyor)
Baba, Nur ağlıyor. Baba. Baba küstün mü? Nur'u düşürdüm diye çok mu kızdın? Aslan oğlum benim. Gel bakayım. Anam neden? Neden anlam? Nasıl canını acıyor? Baba, bak senin de canın acıyor. Sen de ağlıyorsun. O gün başıma gelecekleri bilmeden, en ufak bir şüphe bile duymadan gönül rahatlığıyla imzaladım o kağıtları. Nereden bilecektim? Evladımın ölüm fermanını imzaladığımı nereden bilecektim? Benim tek bir imzamla boşadı kızımı. Beni kandırdı. Canımdan bir parça bildiğim, evlatlarımdan ayırmadığım evlat yarım beni kandırıp kızımı boşadı. Hayatımıza gökten uğursuz bir zembille düşen bir kız için boşadı. Fazla. O kadarı benim için bile fazla. Kızımın gözünü açtığı gün zannederdim ki ikinci doğum olacak benim için. Benim yavrum gözünü cehennemine açtı. Hiçbir şey bilmiyor değil mi? Bugün bilmiyor. Ama yarın sen gerçeği söyleyince öğrenecektin. Gözlerinden okuyabiliyorum biliyor musun her şeyi? Ellerini nasıl ovuşturduğunu gözlerinde görebiliyorum. Yıllarca bugünü bekledin değil mi? Onların evleneceklerini öğrendiğin günden itibaren bağrına taş bastın. Kalbini o kadın, bu kadın hercai ettin. Bugün onların boşanacakları günü bekledin. Evet. Bugünü bekledim. Bir gün böyle bir şey olacağından emindim. Sen ne kadar zorlarsan zorla, 5 tane daha Mert yapsalar, bir gün kızının evliliğinin biteceğinden emindim. Çünkü Aytül Hanım, sen kızını onu hiç sevmeyen bir adamla evlendirdin. Evet, ben kızımı onu hiç sevmeyen biriyle evlendirdim. Onu onun sevdiği adamla evlendirdim. Seni anlıyorum. Yıllar sonra meydanı iyice boş buldun. Kızımı kazanmak için elinden geleni yapacaksın. Peki kızımı elde etmek için onu öldürmeyi de göze alabilecek misin Fırat? İşte bu yüzden. Başımıza, başına ne geldiyse İşte bu yüzden geldi Aytül Hanım. Sen beni hiç tanımadın. Sen beni hiç tanımak istemedin. Sen beni birazcık tanısaydın, kızını nasıl sevdiğimi birazcık bilseydin, benden boşuna korkmazdın. Ne geçmişte, ne de şimdi. İclal'e kıymayacaksın. Ya Yiğit? Sen yıllardır aksini iddia etsen de benim Yiğit'e karşı bir düşmanlığım yok. Ben bilmiyor muyum senin içindeki öfkeyi? Sen kızım için yanıp tutuşurken İclal'in gözünün Yiğit'ten başkasını görmediği zaman senin kalbinin nasıl bileylendiğini ben görmüyor muyum? Bilmiyor muyum?
Yiğit'le yarışa tutuşmak istedin. Olmadı. Çünkü İclal o yarışa bile meydan vermedi. Sen ne kadar inkar etsen de Yiğit'e hıncını okuyorum ben senin gözünden. Onca yıl aşkını kalbinde gizleyen bir adamın içi dışı bir olmaz. Hanımefendi, kızınız kendine geldi. Siz yanına alabiliriz. Teşekkür ederim. İclal. Yavrum. Yavrum. Yavrum benim, yavrum. Ay tamam anne, abartma ya. Zehirlenmişim alt tarafı. Allah'ım ya sana bir şey olsaydı. Ya sana bir şey olsaydı İclal. Ay anne ne olur, sıkılıyorum zaten. Uf, ne zaman bitecek şu serum ya? Allah'ım çok şükür, çok şükür. Allah'ım çok şükür. Anne. Bak serum bir yandan, sen bir yandan. Vallahi bayılacağım şimdi. Üf, doktor ilaç zehirlenmesi dedi. Ben kendi ilacımdan nasıl zehirlendim ya? Ne yaptım acaba? Tarihini falan mı geçirdim ben? Boş ver. Boş ver İclal. Bunların hiçbiri mühim değil artık. Mühim değilse niye senin elin ayağın titriyor? Yok. Anne bana doğru söyle. Anne yine uyumadım değil mi yıllarca? Yok yavrum, yok yok. Allah korusun. Benim biraz sinirlerim bozuldu herhalde ondan. Yoksa basit bir zehirlenme. Tansiyonum düşmüş o kadar. Anne ben dayanamam yine yıllarca olmaya, dayanamam. Yok hayır. O uğursuz uykunun adını ağzına bile alma İclal. Siz pek fönlü kullanmazdınız ama saçınızın kıvırcığı çok güzel. Kıyamıyorum fönle. Aman kıy Ahmetciğim, kıy. Üf, bana da değişiklik olsun vallahi. Şimdi hiç uğraşamayacağım boyayla falan. Hayırdır Nazancığım? Keyifsizsin. Yo. Niye keyifsiz olayım hayatım? Sana öyle gelmiş. E Cahit Bey'i müzayedede göremedik. Şimdi seni böyle düşük görünce acaba dedim. Sen şimdi hiç acaba falan deme istersen Meryemciğim. Bak kim geldi. İki gün sonra kendimiz dedikodu dergilerinde görmeyelim. Oo, kimler buradaymış? Manikür lütfen. Ay Nazan. Seni gökte ararken yerde buldum. Ah Bimgecim. Ben de artık senin işine yarayacak dedikodu malzemesi yok be şekerim. Sen de malzeme olmaz olur mu hiç? Müzayedeye geç kaldım. Sizi de fazla göremedim. Ama herkes İclal'in geri dönüşünü konuşuyordu. İyi işte, ne güzel. Bak manşetin hazır. Efsane geri döndü. Biraz sonra yapalım Ahmetciğim. Ben kuru bir manşetten daha fazlasına talibim. Müzayededen şahane parçalar aldınız. Diyorum ki şöyle güzel bir çekim yapsak. Sizin o dillere destan çiftliğinizde. Ay dillere destan gerçekten değil mi? Ama evimiz işte, ne yapacaksın? Dernekten bir arkadaşım yarım parçaların teslim edileceğini söyledi. Ne dersin? Şöyle büyük aile. Güzel bir çiftlik çekimi. Sizinle de hoş bir sohbet ederiz. Fena olmaz sanki. Ay vallahi bilmem ki. Yani sen de biliyorsun ki biz öyle pek göz önünde yaşamayı seven bir aile değiliz. Yani sizin o dergideki cemiyet kuşları gibi yaşamıyoruz yani. Bütün gözler üzerinizdeyken Kozan ailesine de şöyle havalı bir kapak çekimi yakışır diyorum. Kapak mı? Ay yani biz şimdi derginin kapağına mı çıkacağız yani? Yok kızım, yok 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 yok, bu böyle olmaz, olmaz böyle. Ben şimdi konuşacağım babanla. Hiç o Cahit Efendi'yi karıştırmadan buraya kadarmış daha yer diyeceğim, bize yol görünmüş diyeceğim. Anne delirtecek misin sen beni? İnadına mı yapıyorsun ya? Ben gitsem de siz burada kalacaksınız diyorum. Burada kalmaya mecbursunuz, anlamıyor musun sen? Anlamıyorum efendim, anlamıyorum. Bize bu fenalığı yapanların yanında ekmek yemeye devam edeceğim, öyle mi? Anne, anne ben bu çiftliğin dışında yaşayamam. Ya geri dönme umudum olmadan ben buradan çıkıp gidemem. Kovmuşlar seni kızım, kovmuşlar. Evet, bugün hem işsizim
Hem evsizim ama yarın ben de elmazsam ben yuvama geri dönerim. İşimi de geri alırım. Ama siz burada olmazsanız ben nasıl dönerim buraya? Nasıl hatırlatırım kendime? Hem anam babam Çiftlik'te. Sizi görmeme de yasak getiremezler ya. Ha, siz varsanız Umut da var, anlamıyor musun? Ben annemi özledim derim, gelirim. Babamın elini öpeceğim derim, gelirim. O zaman unutmaz beni. O zaman unutmazlar. Allah'ım sen bana yardım et. Gitmesin mi hayırlı, kalmasın mı? Gözümün önündeyken bunca iş çeviren kız. Gözümün görmediği, elimin ulaşmadığı yerde ne yapmaz? Tövbe yarabbim. Nereye gidiyorsun anne? Hani dinlenecektin? Ben biraz hava alacağım. E hadi gel. Doktorun dediği yürüyüşünü yapalım. Yok yok. Ben yalnız yürüyeceğim. Onu ilk gördüğüm gün... O ilk gün... Kalbimden geçen tek şey... Sana koşup... Ellerini karnıma koyup... İçimdeki ikimizin bir parçası demekti. Bana bir kez susmamız lazım demiştin. Sustum. Bak ne hale geldi. Sana ihtiyacım var. Bunu sensiz aşamam. Baba bak, Nur'a benziyor mu? Ya baba! Söylesene. Bak. Çok güzel olmuş. Bak pelerini de var. Nur beni kurtardı ya. O bir kahraman artık. Hadi sen boyamanı bitir. Benim biraz işim var, tamam mı?
Tayyar. Buyurun Yiğit'le. Kaç defa söyledim sana o merdivene, o ağaca dayalı bırakma diye. Gene oradaydı. Ya ne yapmam lazım ha? Lafımı dinlettirmek için seni o ağaçta salandırmam mı lazım? Yiğit Bey, haklısınız da ağacın dalları o kadar uzamıştı ki yani... Onu... Bana mazeret uydurma. Dediğimi yap. Başlayın efendim. Özür dilerim. Bir daha olmaz. Yok. Ben kızımdan ayrı gayrı kalamam. Yiğit Bey. Yiğit Bey. Yiğit Bey. Sonra Hafize, sonra. Sonrası çok geç. Şimdi diyeceğim. Benim için sonrası çok geç. Sonunda. Şu serum kadar nefret ettiğim bir şey yok ya. Daha Sevin'i görmedim. Ama bakın sizi toparladı. Ay aman iyi. Almayayım bir daha. İşlemler tamam değil mi? Çıkabiliriz. Evet çıkabilirsiniz. Tekrar geçmiş olsun. Fırat burada. Evet. O getirdi bizi ambulansı beklemedik. Hiç haber vermediniz mi? Ya ben o kadar panik olunca. Ne demek ya? Yani kocama nasıl haber vermezsiniz? Yiğit dururken Fırat mı bekliyor beni burada anne? İclal. İclal. Çok şükür iyisin. İyiyim iyiyim. Sen de böyle beklemişsin burada. Sağ ol, teşekkür ederim. Ne teşekkürü İclal? İyisin ya. Hadi çıkalım artık. İclal daha fazla ayakta kalmasın. Hadi. Ya ben hastanelik oluyorum. Sen kocama haber bile vermiyorsun. Aklımı kaybedeceğim anne. Delireceğim ben artık ya. Vallahi aklım almıyor. Delirteceksin beni artık. Bir anne için kızının kabahatinden... hem de böylesi bir kabahatinden konuşmak... ne demek siz bilemezsiniz Yiğit Bey. Allah size kızımın bana yaşattığı bu utancın... bir dengini bir ömür yaşatmasın. Benim yüzüm kızımın utancıyla karardı. Kalbim bu ağırlığa dayanamadı, yorgun düştü. Ama benim bu ayıba feda edecek evladım yok. Hafize. Benim yavrum canına kıydı. Allah bir çare kalbimi acıdı da bana yavrumun acısını göstermedi. Size bir ömür dua edeceğim. Allah size evlat acısı göstermesin diye. Sizin de yavrunuz var. Bir evlada can vermek. Üzerine titriye titriye büyütmek ne demek siz de iyi bilirsiniz. Sonra? Anlamıyorsunuz Yiğit Bey. Benim için sonrası yok. Yavrum şu kapıdan çıkıp gittikten sonra benim için sonrası yok. Çok şükür ben yavrumun hayallerine kavuştuğunu gördüm. Sizin yanınızda çalışırken, bu çiftlikte yaşarken ne kadar mutlu olduğunu gördüm. Şimdi kabahati çok büyük ama... siz bu mutluluğu elinden alırsanız benim kızım bir daha iflah olmaz Yiğit Bey. Sen söyle Hafize. Kaç yıldır yanımdasın, kaç yıldır beni tanıyorsun, benimle çalışıyorsun. Benim adaletimin terazisi var mıdır, yok mudur? Ben sizin adaletinizi çok iyi bilirim Yiğit Bey. Sizin kefeniz bizi kaç kez tarttı, kaç kez hakkımızı teslim etti çok iyi bilirim. Ama ben sizden adil olmanızı istemiyorum. Bir anne olarak adil değil, merhametli ve bağışlayıcı olmanızı istiyorum. Size yalvarıyorum. Elinizi kızımın üstünden çekmeyin. Onu hem ekmeksiz hem yuvasız bırakmayın. Söylemesi zor ama Allah'ın bildiğini sizden saklayamam. Benim gözümün önündeyken neler etti bu kız? Şimdi giderse kim bilir neler eder. Etmeyin Yiğit Bey. Kızımı bir hataya, bir yanlışlığa kurban etmeyin. Ya hatası? Birden fazlaysa Hafize. Kabahati bir de olsa, bin de olsa beni feda edecek canım. Kaybedecek evladım yok. Yavrum eşyasımı topladı. Git derseniz gidiyor. Kal derseniz yaşıyor.
Elmas hastaneden mi çıktı acaba? Aman bırak, sorma Allah aşkına. Aşkım. Ya bugün başıma neler geldi sen mi bilsen? Hayat. Bu manzarayı görmeye alışsan iyi edersin. Neyin var senin? Resim mi çizdin sen? Bakayım. Elin mi bu? Nurgül süper kahraman artık. Bak sen. O benim hayatımı kurtardı. Nasıl yani? Ne diyor? Bugün... Yaramazlık yaptım. Uçurtmamı uçurdum. Ağaca takıldı. Nur beni kurtardı, düştü. Nasıl ya? Bir şey oldu mu? Babam onu kucaklayıp hastaneye götürdü. Ben Nur'a gidiyorum. Demek bugün bir tek ben hastanede değilmişim. Hangi hastaneye gittiniz? En yakındakine. Şaka gibi. Beni de o hastaneye götürdüler. Demek ben hastanedeyken sen de oradaydın. Nur'un başındaydın yani. Aynı hastanedeydik. Fırat'la annemleri de mi görmedin? Bak, ben gerçekten çok yorgunum. Haklısın. Ben de yorgunum. Tamam, öyle tatsız bir tesadüf olmuş işte. Tuhaf hissettim biraz. Sonuç olarak iyiyim ben. Kız nasıl? İyidir herhalde, uyuyor. Bebek nasıl? Bebek. Ay, aptal kafam ya. Böyle pat diye. Kaçırdım işte ağzımdan. Ne bileyim, sen götürdün sonuçta doktora. Doktor da seni bilgilendirmiştir diye düşündüm. Ay, çok utanacakmış şimdi. Böyle kaçırdım ağzımdan birden. Tamam. Sen hiç duymamış gibi yap bunu. Tamam mı sevgilim? Unut yani. Çünkü biz Nur'la anlaşmıştık kimseye söylemeyeceğiz diye. Bu özel bir konu sonuçta. Ben dayanamayacağım ya. Gideyim bir bakayım kıza. Mert zaten uyandırmıştır. İnşallah düşürmemiştir bebeğini. Allah'ım, sen aklıma mukayyet ol. Sen aklıma mukayyet ol. Çok yorgunum, çok. Ay, özür dilerim ya, uyandırdım. Ben senin uyuduğunu görünce çıkıyordum.
çarptım. Kalkma. Ne olur. Şimdi duydum ben olanları. Bebek nasıl? Yani bak düşürdüğüm şey daha tam bir bebek bile değildi. Böyle nohut kadar, mercimek kadar bir şeydi. Neler söyleyeceğinizi biliyorum. Ama beni teselli etmeyecek. O benim bebeğimdi. Ben onun kalbinin sesini duydum. Tamam canım, bebek diyelim. Bak ben seni anlıyorum Nur. Ben annelerimiz gibi klasik bir anne değilim, evet. Ama sonuç olarak ben de bir anneyim. Şimdi senin bu acını en mantıklı şekilde atlatman lazım. Sen daha bebeğinin babasının adını sessiz şekilde söyleyemiyordun bile Nur. Belki de bebeğini babasız büyütmek zorunda kalacaktın. Hiç güzel ve kolay şeyler yaşamayacaktın. Bebeğine de yaşatamayacaktın. Sen daha çok gençsin. Çok güzelsin. Senin önünde kocaman bir hayat var. Babasız bir bebekle sen... Lütfen. Bana artık bir şey söylemeyin. Dayanamıyorum. Ben bunları duymak istemiyorum. Ah, kafasız kıza. Perişan ettin kendini. Ben artık yalnız kalmak istiyorum. Hadi sen yat, dinlen biraz. Kızımı o kadına sarılırken görmek... ...senin bebeğini kaybettiği için teselli ettiğini görmek içimi kurutuyor. Ben bilmiyordum teyze. Sen biliyordun. İhlal biliyordu. Ama ben bilmiyordum. Sana kızgındı. Karın senin bebeğinizi öğrenmeyi hak etmediğini söyledi. Ne yapsaydım yani? Sana müjdeyi ben mi verseydim Yiğit? İhlal ultrason kağıdını görmüş. Kimden hamile diye günlerce ona yardım edebilmek için uğraştı. Peki Nur... Hastanede niye öyle davrandı sana? Bak teyze, son bir kez soracağım. Bebeğe zarar vermek istedin mi? Ha? Nur bu yüzden mi tepki gösterdi sana? Bak, ben iki evlat, bir de torun sahibiyim. Ölümden korkmam, evlat acısından korkarım. Sen bugün o kadını hastaneye yetiştirmeye çalışırken... ...ben de kızımı hastaneye yetiştirmeye çalışıyordum. Başın sağ olsun ama ben bu soruyu duymamış olayım. Ha bu arada gözüm gördü mü bilmiyorum. Fırat gerçeği biliyor. Benim gözüm yaşadığım acıdan başka bir şey görmüyor. Sen ne kadar sadece kendi acını düşünsen de... ...ben de kızımı düşünmek zorundayım. Bugün hastanede o kız koşa koşa sarılıp bebeğimiz deyince Fırat gerçeği öğrenmiş oldu. Ben de siz gittikten sonra evli olduğunuzu söylemek zorunda kaldım. Fırat'tan zarar gelmez. Doğru. Gelmez. İlaçtan zehirlendim. Tekrar ilaca boğuldum ya.
Çok geçmiş olsun Ay. Çok korkuttunuz bizi. Hastamız biraz odasında dinlenir diyordum ama sen hızlı toparlıyorsun. Yani insan 3 yıllık uykudan uyanınca yatakla arası pek iyi olmuyor Fırat'cığım. 3 yıl uzun bir süre Ejder. Hiç konuşamadık seninle. Gözlerini açtığında neler değişmişti? Ben değişmiştim. 3 kayıp yıl. Karanlıkta, boşlukta geçen 3 kayıp yıl düş. Oğlum büyüdü. Annen 3 yıl daha yaşlandı. Peki ya Yiğit? 3 yıl Yiğit'te neler değiştirmişti? Biliyor musun? Acımasızca akıp giden zaman aşktan daha güçlü değil aslında. Yani bu 3 yılda Yiğit'te neler değişti bilmem ama... ben de Yiğit'e dair hiçbir şey değişmedi. Niye öyle bakıyorsun? Nasıl? Ne bileyim böyle bir tuhaf. Merhamet dolu mu? Şefkatli mi? Ya da bir kelime daha var aslında ama onu söyleyemiyorum bile. Acıma mı diyecektin? Ne münasebet? Hı? Ne demekmiş acıma? Nasıl konuşuyorsun benimle? Ben çok affedersin, haddimi aştım. Haklısın. Haddini bayağı aştın. Ve şimdi de niye özellikle acıma kelimesini seçtim bana açıklamak zorundasın Fırat. Fırat'a ne kadar güvendiğini biliyorum. Ama böyle hayati bir konuda babanın oğlu olsa tamamen güvenemezsin Yiğit. Siz ikiniz bugün acınıza teslim olup boş bulundunuz. Ve hayatımızın en tehlikeli sırrını bir anda bir başkasına emanet ettiniz. Hayır, bu sırrın Fırat'a emanet olması, benim kızımın canının da Fırat'a emanet olması demek. Yani acıma kadar güçlü ve kuvvetli bir kelimeyi kullanıyorsan bu kadar kolay geçiştiremezsin. Güzel, beni gerçekten yanlış anla. Yani ben acımak derken yaşayamadığın 3 yılı kastetmiştim. Ya ben 3 yıllık bir uykuyu hayal bile edemiyorum. Ya sen o kadar güçlüsün ki. Ya benim başıma böyle bir şey gelse hayatta ben senin gibi kaldığım yerden devam edemezdim. Evet, doğru söyledim, ben çok güçlüyüm. O yüzden sakın bana bir daha acıma. Geciktim, geliyorum. Bana kalsa ben Fırat'ın burada kalmasını dahi istemiyorum ama bu konuda... Tamam teyze. Konuşmamız gerekenleri konuştuk. Olur, daha fazla konuşmayalım. Bunlardan biri sende kalıyorsa biri de annede kalsın günah. Bak, her ne olursa olsun senin acını paylaşıyorum. Tamam, inkar edemeyeceğim. Bebeği ilk duyduğumda korktum. Ama sen benim canımın bir parçasısın. Senden bir parça benim için önemli. Ona sevgim tam. Bugün o çocuk dünyaya gelmiş olsaydı o kadının değil, senin yavrun olduğu için sevecekti. Nur'dan o kadın diye bahsetme. Artık daha fazla da bir şey söyleme. Dur gitme, dur. Elmas'tan bir haber ver bana. Yaptığı yanına kâr mı kalacak? O utanmazın biletini kestin değil mi? Ne zaman gidiyor? Siz burada mısınız ya? Bütün evde sizi aradım ben de. Hayırdır, kapanmışsınız yine çalışma odasına? Ne olacak? Sen nasıl kızdın bana kocama niye haber vermedin diye? O da bana hesap soruyor şimdi. İyi yapmışsın sevgilim, ben de köpürdüm anneme. Gerçi... annem bilmiyor ki olanları. Yiğit de hastanedeymiş, biz hastanedeyken Nur'la beraber. Benim artık çıkmam gerekiyor. Niye bu kadar keyifsiz ki? Söyledim ya, bana kızmış. Canan! Of.
Yiğit. Ben saat kaç bilmiyorum ya. Dün çok mu kötüydüm onu da hatırlamıyorum ama. Çok mu kötüydüm? Ya seni üzecek bir şey mi söyledim Yiğit? Ne oldu? Dünden dolayı mı bana böyle tavırlısın? Ben bir canımı kaybettim. Ne oluyor Yiğit? Bir uyuyakaldım. Kim öldü? Ne olur? Hiç doğmamış çocuğum öldü benim. Ne diyorsun ya? Nurmert'i kurtarayım derken bebeğinizden mi oldunuz? Bir evladımın canı. Diğer için gitti. Bu çok fazla Yiğit. Hepimizin yükünü taşıyan omuzların için bu çok fazla. Yani ben çocuksuz... Ya bu duygun ne demek olduğunu hiçbir zaman için anlamayacağım ama... Olsun be kardeşim. Bir daha denersiniz. Ha? Şu hayatımız bir ayına girsin. İcden sağlığına kavuşsun, şu gizlilikleri ortadan bir kalksın. Bir daha dönersiniz. Hem sen niye burada duruyorsun ki? İcden teyzemle beraber gitsene karının yanına. Birbirinize destek olursunuz hep. Yapamıyorum. Ne ben ona destek olabilirim ne o bana. Ben bebeğimin varlığını onu kaybettiğimde öğrendim. Karıma destek olamıyorum. Nasıl ya? Sana söylemedi mi? Gidiyor mu bu? Yani Mert'i ağaçtan kurtarırken olmuş ya. Çok sinir bozucu. Takdiri ilahi. Kız perişan. Geçer. Bebek kimden onu da hiç öğrenemeyeceğiz galiba. Ne lüzumsuz bir konuşma İcel. Bize ne kimdense kimden. Doktor sana ne dedi kızım? Hı? Tansiyonla ilgili sorunlarım var bak. Bırak bunları hadi. Hadi çıkalım yavrum. İşte bak zırıl zırıl ağlıyor yine. Vallahi sinirlerim bozuldu ya. İcel tamam. Seni ilgilendirmez. Sen elinden geleni yaptın. Kendi kendine toparlanacak artık. Hadi kızım. Çık odamdan. Yiğit almış. Bir tanesini ona bıraktım. Bunu da sana getirdim. Git. Git hadi. Mert'i kurtardığın için
Allah razı olsun. Elmas bu cezayı hak etti. Ama Hafize Hanım bu acıyı hak etmiyor. Ben şimdi babanın, ben şimdi kardeşine ne diyeceğim ha? Bizi böyle bırakıp kaçar gibi nereye gitti diyeceğim. Bir derdim onlardı zaten anne. Bana bak Elmas. 2 saat sonra Yunus abileri arayacağım. Eğer bana söz verdiğin gibi gitmediysen... Lamı cimi yok bu işin. Babana kızımızı kovdular derim. 1 dakika beklemem. Pılımı pırtımı toplarım, haberin olsun. Yazıklar olsun Cahit Efendi. Bir de karşımıza geçmiş, utanmadan seyrediyor. Ne beddua alıyorum kim bilir. Hafize kızının senin yüzünden gittiğini düşünüyor. Ya beni teselli etme. Benim yüzümden gitmesiyle arkamdan dua mı edecekti? Ben de Elmas'la bunu hak ettik. Ama Hafize Hanım bunu hak etmiyor. Yiğit. Teyzem analık hatırı için... Nazan'a benim hatırım için defalarca şansı verdi. Elmas'a sırf Hafize Hanım için bu şansı hak etmiyor mu sence? Yok kızım yok. Ciğerim yanıyor annem, ciğerim yanıyor. Hadi Elmas Hanım. Geçmiş olsun. Yavrum ben sensiz yapamam buralarda. Dayanamam kızım ben sensiz de ya. Annem dayanamam. Yavrum benim. Yiğit Bey. Hafize. Bize biraz müsaade et. Sen başına gelen her şeyi hak ediyorsun. Ama annen açtığın hiçbir yara hak etmeyemez. Bak. Annenin kalbine güvenip de bir daha benim arkamdan iş çevirmeye kalkma. Bu sana tanıdığım bir şans değil. Bu annenin bunca yıllık hatırının bir diyeti. Senin benim karşımda şansın falan yok. Yani benim? Bir daha... Ne bana, ne aileme, ne de sevdiğim birine en ufak bir zararın olmayacak. Yoksa annenin hatırı falan dinlemem. Yani beni affediyor musunuz? Bunca yıl ekmek yediğin eve, sana destek olan ele ihanet ettiğin için seni Allah affetsin. Ben affetmem. Allah'ım sen yavrumu anasının koynundan ayırma yarabbim. Burada yaşamaya devam edeceksin. Müştemil hatta dilediğin gibi yaşa. Ama bir daha asla bu eve adımını atmayacaksın. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Şirketle de ilişkin kesildi. Bir daha benim yanımda çalışmayacaksın. Bu kadar. Allah'ıma şükürler olsun. Allah sizden razı olsun Yiğit Bey. Tamam. Allah razı olsun. Nesi var Yiğit'in ya? Nesi var? Sen sormadan etmeden iyi alt etmişsin Nazan. Ay ne var canım? Üf, bize de bir anı olur işte, fena mı? Hem kime ne kötülüğü var? Ay kapak diyorlar ya, kapak. Ha bir kapağımız eksikti çünkü. Ay ne kapağı ya? Ne oluyorsunuz? Nazan bir halt etmiş. Sor anlatsın. Nazan senin o saçların ne güzel olmuş ya. Bak
Gördün mü? Kızın en azından gırtlağıma yapışmadan önce iki çift güzel laf ediyor da saçın güzel olmuş falan diyor. Hanımefendi bize sormadan gitmiş bir dergiyle anlaşmış. Yarın bizi çekmeye geliyorlarmış. Kapak diyorlar İcdal ya. Anne dergisi ya. Ya bizim dernekteki Müge'nin başında olduğu dergi yok mu? O işte. Ha, onlar gelip yarın bizi mi çekecekler? Evet. Hayır canım. Ben telefon ederim. Üsturuplu bir dille uygun olmadığımızı anlatırım. Ay rezil olurum Aytül Hanım ya. Ona hepimizin adına karar vermeden önce düşünecektin Nazan. Canım kabul ettiysen ben kendim için mi kabul ettim bir tek? Müge dedi ki... Herkes dedi sizi konuşuyor dedi. Ondan sonra işte bütün gözler İcdal'in üzerindeydi falan dedi. E şimdi bu kız kocasını koluna takıp şöyle dosta düşmana karşı... Böyle hani evimin kraliçesiyim tadında bir şov yapsa fena mı olur yani? Benim kızımın öyle şovlara ihtiyacı yok. E iyi o zaman. Siz arayıp iptal edin bari. Onlar da artık ne düşünürse düşünsün. Ay ne düşünecekler yani? Ne düşünebilirler ki? Ay ne düşünecekler canımı mı var İcdal ya? Şimdi önce evet diyoruz, gelin diyoruz. Sonra yok gelmeyin diyoruz. Yani demezler mi evde bir sorunlu var ya da İcdal tam toparlayamadı mı falan? Yani sonuçta gazeteci canım bunlar. Akıllarından ne geçer, nereden bileceğiz yani? Ay Nazan ne kadar enteresan bir kadınsın sen ya. Sırf kendin istiyorsun diye şu söylediğin sözlere bir bak. Tamam ya. Gelsinler. Sanki saklayacak, gizleyecek bir şeyimiz mi var bizim? Gelsinler, çeksinler işte. Evet. Bak. Yiğit değil cemiyetten herhangi bir dergi. Sektörden bir dergiyi bile evine sokmadı bugüne kadar. Ay anne ben ikna ederim kocama. O kadar da nazımız geçsin canım. Üf, gelsin görsün dost düşman ev hayatımızı ne olacak yani? Çok iyi düşünmüşsün Nazancığım sen. Sıkın işiniz arkadaşlar. Birazdan bitiriyoruz. Vallahi Fırat Bey sizi de kendimize benzettik. Geç kalma konusundaki hassasiyetiniz bir haftada bitti. Bugün çok ekstra bir gündü. Her neyse. Sıradaki projeye geçelim. Kozan Otomotiv. Kuzeninizin şirketi olduğuna göre sanırım konkursuz gireceğiz. Kozan Otomotiv'in reklam yaptığını daha önce görmedim hiç. Kesinlikle ilk olacak. Elimde şirket yüzü olabilecek harika bir kız var. Aynı sizin istediğiniz gibi. Yeni yüz. Yiğit'le yarışa tutuşmak istedin. Olmadı. Çünkü İcdal o yarışa bile meydan vermedi. Sen ne kadar inkar etsen de... Yiğit'e hıncını okuyorum ben senin gözünden. Onca yıl aşkını kalbinde gizleyen bir adamın içi dışı bir olmaz. Çok beğendi galiba. Daldı gitti daha ne olsun? Fırat Bey, kızımız tamam herhalde. Beyler, kızımızı size ben getireceğim. Vallahi gelmeyecektim ama dayanamadım geldim. Hiç kapımızı çalmaz oldu. Ne oldu bu kız diye merak ettim. Şu odanın haline bak. Babanın evi mi burası yavrum? En iyi sonu çalıştığın yer. Böyle dağınıklıkla oturulur mu? Ayıp. Bu ne bu? Bak 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 bak. Mert Efendi'nin çizdiği resimler nerelerden çıkıyor kızım? Oh Mert. Ne oldu ya? Ağlıyor musun sen? Halam. Ben ortalığı toparlarım. Biraz hasta gibi hissediyorum kendimi. Belli zaten renginden. Vallahi gücendim sana Nur. Hiç elması sormuyorsun başımıza gelenleri bilmez gibi. Elmas gitti mi? Sen nereden biliyorsun gideceğini?
Biliyorum işte. Söylesene, gitti mi? Gitmedi. Kaldı çok şükür. Yuvasında, anasının kucağında. Madem Elmas'ın gideceğini biliyorsun, söyle bakalım o zaman şu Cahit Bey meselesini de biliyorsun. Sen de mi benim kızımı suçluyorsun ha? Hırsızın hiç mi suçu yok? Beni Elmas hakkında konuşturma. Ne oluyor Nur? Yine mi düşman kesildiniz kardeş çocukları? Hala sen benim canımsın. Ama Elmas'a sorma. Beni Elmas hakkında konuşturma. Lütfen. Yazıklar olsun Nur. Demek sen de kızımın bir gençlik hatasına notunu verdin de biletini kessin. Düşene vurmak kolay tabii. Öyle olsun Nur Hanım. Öyle olsun. Sen bile kuzenine vurduktan sonra elin oğlun ne yapmasa? Hafize Hanım, birkaç gün izinlisin, dinlen, kendine gelirsin. Ben toparlandım zaten Aytül Hanım. Hem doktor da hareket iyi olur dedi zaten. Ben hastalığın için değil, moralin bozuk. Elmas'ın gittiğine üzülmüşsündür diye. Siz de mi gitmesini bekliyordunuz? Anlamadım. Şey, Elmas gitmedi. Ben böyle yüz göz olur gibi konuşamıyorum ama... Ne demek gitmedi? Yiğit göndermedi mi onu? Yiğit Bey bu defaya mahsus hatasını affetti. Benim daha fazlasına dilim dönmez ama... Sözüm söz Aytül Hanım. Benim kızım... Sümme Haşa bir daha kabahatini tekrarlamayacak. Kur'an'a da el bastırdı mı? Cahit Bey'in yanına bile yaklaşmayacak. Bu kadarı kâfi Hafize. Evine git. Kızını bana yolla. Bekliyorum. Şey, Elmas sizi görmeye gelemez. Ne demek gelemez? İstersen ben gideyim ayağına. Aslında biraz öyle olacak gibi. Yiğit Bey evden içeri girmesini yasakladı. Söyle ona depoda bekliyorum. Herkesler nefret etmiş yavrumdan. Herkesler. Kızımın canına kastetmen cezasız kalacak öyle mi Elmas? Sen neyi hak ediyorsun biliyor musun? Sen bunca zaman sahip olup da değerini bilmediğin her şeyi kaybetmeyi hak ediyorsun. Yarın şirkete gel. Tazminatını al. Sonra da defol git. Seni bir daha görmeyeceğim. Evden de, şirketten de defolup gidiyorsun. Kaldın kalmasına da ne olacak şimdi? Yiğit bundan sonra yanına yaklaştırmaz. Bitiriyor. Bundan sonra... Onun öyle iki karısıyla yaşayıp gitmesini izlersin. Sen ancak kendi köşende çürü git Elmas. Aytül Hanım yasaklısın diye seni depoda bekliyor. Bekleyecek tabii. Elinde kızgın maşası bekleyecek şimdi. Kim bilir neler söyleyecek şimdi. Bak yavrum, tövbe ettim de. Ya sabır de, sık dişini. Ama eğer seninle uğraşmaya devam edeceklerse... Bunu benim yüreğim kaldırmaz yavrum. Ben bir tanecik gonca gülümü bir kabahati yüzünden soldursunlar diye doğurmadım. Aytül Hanım kendi yeğeninin tarafını tutacak tabii. Gencecik kızın kanına girmiş, kandırmış demeyecek. Ne de olsa el.
Ama Onur yok mu Onur? Bugün öyle bir içerlendim ki ona. O afra tafrasını ömrüm oldukça unutmayacağım. Niye? Ne dedi? Bırak Allah aşkına ya. Söylesene anne, ne yaptı? Sırtını dönmüş sana. Belli kulağına bir şeyler gitmiş. Sabah akşam o evde, onların yanında. O bile senin tarafını tutmuyor ya. O bile en zor günümde bana ağız burun kıvırdı ya. Yazıklar olsun. Boşuna dememişler anacığım, düşenin dostu olmaz diye. Bak sen kardeş çocuklarısınız dedin. Abimin emaneti dedin. Ama bak fırsatını buldu. Çiftlikte arkasını sağlama dayadı. Hah, sen gör şimdi kıymetli emanetini. Sus sus. Ciğerim yanıyor zaten. Hadi kızım, daha fazla bekletmeyelim kadını. Bakalım neler diyecek. Ama bak yemin ver bana. Eğer gururumuzu kıracaklarsa bir dakika bile durmayız. Çıkar gider bakarız başımızın çaresine, tamam mı? Elmas, topladın mı kendini? İyiyim Fırat Bey. Önemli bir şey değildi zaten. İntihar önemli bir şey değil mi yani? Ha varım ha yokum diyorum. Yani baksanıza, burası Kozan Çiftliği. Bir zavallı Elmas varmış, bir bakmışsınız yokmuş. Ne değişir? Kafam bozuk hala. İşsizim. Az kalsın evimden oluyordum. Evi kurtardık ama iş gitti. Şimdi Aytül Hanım da beni fırçaya bekler yani. Kafam bozuk olmasında ne olsun? İşi mi bıraktın? İş beni bıraktı. Kovuldum. Vay. Yiğit Kozan seni işten kovdu ha? Fırat Bey, size laflamak çok güzel ama... şimdi Aytül Hanım Hazretleri bir de bekletiyorum diye üstüme püskürmesin. Kim bilir, belki de Yiğit Bey'in yapmadığını o yapacak. Kapının önüne koyacak beni. Olmaz. Neler karıştırdın? Hayatından vazgeçecek kadar, bunca yıldan sonra işinden olacak kadar ne yaptın bilmiyorum ama... bir kozan seni kovdu, başka bir kozan sana iş teklif etti. Ne? Yani siz bana iş mi teklif ediyorsunuz? Hadi Aytül Hanım, daha fazla bekletme. Yarın sabah seni bahçede bekliyorum, tamam? Tamam. Bana günlerce sırf o fotoğraflar için işkence çektirdin. Ama sen, sen benim kuzenimin sana aşık olduğunu bile söylemedin. Yani şimdi ne diyeyim, söylenir mi bu? Biliyor musun, sen gerçekten hak etmiyorsun. Neyi hak etmiyorum? Seninle konuşmak istediğim hiçbir şeyi hak etmiyorsun. Senin bütün düğünlerini kaçırıyorum galiba. Anlatmaya hazır mısın kuzen? Layığını bulsan. Hı? Canını kurtardığın güne lanet ettirsem ne dersin?
aşık oldum. Hiç hakkım yoktu ama ben sırılsıklama aşık oldum Fırat. İclal'i o uyurken boşadı. İclal'le ben başından beri hataydık. Aytül Hanım'ın büyük hatası. Uyandığı günden beri ona gerçekleri anlatacağım günü bekliyorum ben. Ya o gün hiç gelmezse Yiğit? Ya İclal'in durumu hiç düzelmezse? Fırat. Ben o günün gelmeyeceğine inansam yaşayamam ki. İclal iyileşecek. Bütün gerçekleri öğrenmeye gücü yetecek. Ama benim tek duam o gün gelene kadar benim gücümün tükenmemesi. Bugün pek güçlü olduğum bir gün değil galiba. Bir bebek kaybettiniz. Ama sen karının yanında değil, benim yanımda günah çıkarıyorsun. Bebekle ilgili konuşmak istemiyorum. Haberin bile yoktu değil mi? Onun hastanedeki halinden belliydi. Senden gizlemiş. Belki de ben konuşturmamışımdır. Belki fırsat tanımamışımdır kıza. Tıpkı billboard meselesinde olduğu gibi. Kötü bir şey söyledim. Farkındayım. Ama parçaları birleştirince ağzımdan çıktı. Karının senden gizlediği ilk şey değil bu Yiğit. Bak Fırat. Bugün benim hayatımdaki en ağır sırrı öğrendin. Konuşmak istiyordun. Sorularım vardı, cevaplarını aldın. Yeter. Daha fazlasını karıştırma. Sadece sus ve dinle. Yorum yapma diyorsun yani. Bak, ben kimseden karımla ilgili yorum istemiyorum. Tamam mı? İclal'i seversin. Bilirim. Onu incitmek istemezsin. Ben biraz dolaşacağım. İncitmem. Güven bana. İclal'i asla incitmem. Yiğit'in insafına güvenme. Söz konusu kızım olursa benim hiç insafım yoktur. Ben sana insaf ettim ama Aytül Hanım. Söyleseydim Yiğit'e, benim her şeyi bildiğimi teyzen en başından beri biliyor deseydim. Nur'a o ajans tuzağını birlikte kurduk deseydim. Sen bana insaf ettin öyle mi? Sen bir CD ile benim kızımın canına kastettin ama bana insaf ettin. Ele vermedin ha. Ben senin gibilerin ciğerini bilirim. Niye sustun sen? Çünkü burada sana yardım edebilecek tek kişi benim de ondan. Ya ben? Ben senin işine yaramadım mı? Ha? Yaramaz mıyım bu saatten sonra? Vallahi Yiğit seni eve bile sokmuyor. Sen benim ne işime yarayacaksın ki bundan sonra? Sen buraya benim gırtlağıma yapışmak için çağırmazsın Aytül Hanım. Senin benden bir çıkarın olmasa bastırırsın parasını, başkasına sıktırırsın gırtlağını. Çok akıllı kızsın Elmas sen. Gerçekten kurnazsın. Çiftlikte artık arkanda benden başka hiç kimse yok. İşte şimdi tam zamanı. İşime yarayacağından adım gibi eminim. Git şimdi kendini topla toparlan biraz. Lazım olduğunda ben seni çağıracağım. Hadi. Önce Nur'dan kurtulacağım. Sonra senden kurtulacağım. Kurtulacağım. Arkamda senden başka Fırat da var. Dur bakalım Aytül Hanım.
şekerinden yastık, bulutlardan yorgan diktim. Doymadım bir daha öptüm, uyusun yavrum. Benim yavrum biricik biricik, pamuk eller topacık topacık. O daha çok küçücük küçücük, uyusun yavrum. Benim yavrum biricik biricik, yanağımda gülücük gülücük. O daha çok minicik minicik, büyüsün yavrum. Senin bir kardeşin olacaktı. Belki küçük bir kız. Belki senin gibi afacan bir oğlan. Birbirinizle oynayacaktınız. Babanızın sevgisi için yarışacaktınız. Ama senin çok seveceğin ve seni çok sevecek bir kardeşin olacaktı. Birlikte büyüyecektiniz düşe kalka. Ben seni ondan, onu senden hiç ayırmayacaktım. İki çocuğum olacaktı. Biri sen, biri o. Biz bir aile olacaktık. Şimdi o hiç olmayacak. Keşke böyle olmasaydı. Keşke kardeşin hala bizimle olsaydı. Ama Allah biliyor ya, şimdi o ağacın üstüne yine çıksan, ben bir an bile olsun düşünmezdim. Yine o ağaca senin için çıkardım. Nazarlardan esirgesi, kötü günler göstermesi. Tanrım seni bağışlasın, korusun yavrum. Benim yavrum biricik biricik, pamuk eller topacık topacık. O daha çok küçücük küçücük, uyusun yavrum. Benim yavrum biricik biricik, yanağında gülücük gülücük. O daha çok minicik minicik, büyüsün yavrum. Kendine değil de artık benimle konuşsan. Tamam, bak kızgınsın, kırgınsın. Ben de senin gibiyim. Hem sana hem kendime. Sana defalarca bebeğimizi anlatmaya çalıştım. Evet. Hatırlıyorum. O zaman beni konuşturmadığını da hatırlıyorsun. Ya Allah aşkına Nur, dürüst ol. Sen konuşmak isteseydin seni kim engelleyebilirdi? Sen Yiğit. Beni sen engelledin. Tek bir kelime Nur. Tek bir kelime ya. Ağzından tek bir kelime çıksaydı hamileyim. Hamileyim, bu kadar basit. Ben hamileyim Yiğit deseydin. Ben bunu duysaydım. Bana olan bütün öfkeni unutup beni kollarına alırdın değil mi? Bu yüzden mi sustun Nur? Ha? Hamileliği kullanmış gibi hissetmemek için mi sustun? Beni hamileyim diye affetmeni istemedim. Bunu anlamak bu kadar zor mu? Ha, zor değil. Ne hiç zor değil. İmkansız. Benden hamileliği saklamanı anlamam imkansız. Bu yüzden sustun. Gururun yüzünden sustun. Sadece gururuna yediremediğin için konuşmadın, benle sustun. Şu halimize bak. Allah kahretsin, şu halimize bak. Hamile olduğunu bebeğimizi kaybettiğim zaman anlıyorum. Teyzem biliyor, İclal biliyor, herkes biliyor ama ben bilmiyorum. Ne zaman söyleyecektin, he? Ben hak ettiğim zaman konuşacaktın değil mi? Şimdi söylesene Nur. Bebeğimizin varlığını öğrenmeyecek ne yaptım ben sana ha? Neyi hak etmedim? Sen beni anlamaya çalışmıyorsun bile. Asıl sen şu halimize bir bak. Aynı acıyı yaşıyoruz Yiğit.
görmüyor musun? Biz bunu paylaşmayacaksak neyi paylaşacağız? Bana paylaşmaktan bahsetme. Sen bu fırsatı vermedin. Ben bunları yaşamamızı istemez miydim? İstemedin Nur. İstemedin. Kendini gururuna, kırgınlığına teslim ettin. Sen benimle mutluluğu paylaşmadın. Çocuğumuzu, bebeğimizi, bebeğimizin geleceğini benimle paylaşmadın. Şimdi bilmediğin bir mutluluğun, kaybının acısını benimle paylaşmamı istiyorsun. Böyle mi olsun istiyorsun Yiğit? Köşelerimize çekilip bu acıyı birbirimizden uzak mı yaşayalım istiyorsun? Bana başka bir şans tanımadın Nur. Şimdi sen bana ne bırakıyorsun Yiğit? Nasıl bu kadar katı? Nasıl bu kadar acımasızsın? Ben bir iş seyahatine çıkacağım. Elmas'la mı? Elmas artık benimle çalışmayacak. Bu evde sırf halanın hatrı yüzünden kalacak. Elmas'tan bahsetmek seni rahatsız ediyor değil mi? Çünkü senin de benden sakladığın şeyleri senin yüzüne vuruyor. Tıpkı İclal'den bahsetmek gibi. Bırak Allah aşkına Nur. Benim hatalarımı kendini aklamak için kullanma. Bir faydası yok. Ne fayda eder Yiğit? Söylesene. Neyin faydası var? Ben bir hafta burada olmayacağım. Uzaklaşacağım biraz. Benden uzaklaşacaksın. Biliyor musun? Kendi gururuna da, kızgınlığına da teslim olan biri varsa o da sensin. Evet. Evet benim. Çünkü benim gururum da, kalbim de çok kırıldı Nur. Peki. Senin istediğin gibi olsun Yiğit. Git. Kaç benden. Ama döndüğünde aynı Nur'u karşında bulur musun bilmiyorum. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Karşımdaki Nur, o reklam çekimini benden gizlediğinde, bebeğimizin varlığını benden sakladığında zaten eski Nur değildi. Haksızlık. Bu sözleri hak etmiyorum ben. Peki ya ben? Ha? Ben hak ettim mi? Ben çocuğumun varlığını onu kaybettiğimde öğrenmeyi hak ettim mi? Hamile olduğunu bilseydim böyle mi olurdu Nur? Ha? Ben hamile olduğunu bilseydim sen o ağaca çıkabilir miydin? Ben bu mutluluk oyununu oynamak zorunda kalır mıydım zannediyorsun ha? Sen bakıcılık yapmaya devam eder miydin? Ben senin hamile olduğunu bilseydim ben. Ben senin hamile olduğunu bilseydim. Sen bir saat daha burada bakıcılık yapabilir miydin bu evde? Sen benim bebeğimi düşürdüğüm için beni suçluyorsun. Beni suçluyorsun. İnanmıyorum. İnanamıyorum. Geldiler değil mi? Bahçedeler. Nazan onları dolaştırıyor. Görsen yeni gelin gibi. İyi bari dur. Yiğit onları görmeden ben gideyim bir konuşayım Yiğit'le. İclal, eğer gelmek istemezse çok ısrar etme tamam mı? Gelmezse rezil olurum anne. Kocam olmadan kimle mutluluk pozu vereceğim ben? Nazan'ın koluna girip Mert'i de ortamıza oturtturacak halimiz yok herhalde. Nerede Yiğit? Çalışma odasında. Biliyor musun? Kendi gururuna da, kızgınlığına da teslim olan biri varsa o da sensin. Peki, senin istediğin gibi olsun Yiğit. Git, kaç benden. Ama döndüğünde aynı Nur'u karşında bulur musun bilmiyorum. Aşkım. Aa, niye bu? Bir yere mi gidiyorsun? Haftalık iş seyahatine çıkacağım. Nereden çıktı ki? Hiçbir şey söylemedim onu dün gece. Sabah karar verdim. Nereye gidiyorsun?
Almanya'ya. Ama yani Uyuy için bu da böyle çok fazla ani olmadı mı şimdi? Öyle icap etti. Doğru dedin. Sonuçta iş yani. Uçağın kaçta? Öğleden sonra. Ama önce bir şirkete uğrayacağım. Hmm. Tüh, bak senin bu aniye gezin benim küçük sürprizimi mahvetti şimdi ama... olsun artık, olduğu kadar. Ne sürprizi? Ben bir şey yaptım. Şimdi senin de vaktin yok. Vallahi şimdi hevesim içimde kalacak ya. Yani o kadar hazırlandığım sürprizimi yapamayacağım. Sen de gidiyorsun zaten. Bir haftada seni özleyeceğim. Ne sürprizi İclal? Ama bak söz ver, beni kırmayacaksın. İclal. Şey... ya lütfen Yiğit'im ya. Bak lütfen, daha dün hastanelik oldum. Şimdi sen gideceğim dedin, ona üzüldüm. Vallahi bir de böyle bu kadar uğraştım. Sürprizimi sevmezsen, beğenmezsen çok üzülürüm. İclal hadi. Tamam o zaman. Şimdi sen, ben, oğlumuz böyle ailece poz vereceksin. İşte o çok merak edilen Kozan Çiftliği burası. Bizim yuvamız. Ay. Fakir ailemiz mi deseydim acaba? Çok alçak gönüllüsün Nazancığım. Hadi hadi, antreyi boş verin. Gelin salonu çekelim birazcık. Bana bak. Bu görgüsüzü fazla çekme. Bizim için ev İcral Yiğit Kozan Çifti önemli. Ya İcral, eve gazeteci sokmak ne demek? Biz ne zaman böyle şeylerle uğraştık? Hem bana sormadan kafana göre nasıl program yaparsın sen? Aa, ama sen de yanlış anlıyorsun. Müge öyle normal gazeteci değil ki. Müge bizim dernekten arkadaşımız. Hem sen hiç takip etmiyorsun. O böyle çok kaliteli, böyle çok elit bir derginin genel yayın yönetmeni. Herkese de gitmiyor öyle röportaj yapmaya. Yani bize özel geldi. Aman ne güzel. İyi ki gelmiş Müge Hanım. Bilmem derginin bilmem nesiymiş de. Ne büyük onur. Ay ne var ya? Sürpriz yaptım işte. Seversin sandım. Sen de beğenirsin sandım. Ne var yani? Ya sen beni hiç tanımıyor musun? Eskiden tanıyordum. Hatırlamıyorum şimdi. Yani benim bizi nişanlıken, yani o hatırladığım en son şeyler bunlar işte. Genç iş adamı Yiğit Kozan, kuzeni İcral ile dünya evine girmek için ilk adımı attı. İş dünyasının son yıllarda yükselen yıldızı olan genç iş adamı, başarı ve istikrarın ancak düzenli bir aile hayatı ile elde edilebileceğini söyledi. Genç çift, nişan töreni boyunca gülücükler saçarken akraba evliliği eleştirilerine kulaklarını tıkamış görünüyorlardı. Ben eski albümleri karıştırırken buldum bunu. Tamam, sana çocukça gelecek belki. Üf, ne var ya, aynısını yeniden yaşamak istedim. Bu sefer bir evlenmişiz, aile olmuşuz. Çocuğumuzu kucağımıza almışız. Yani işte üçümüz için hatıra olsun istedim. Yanlış bir şey mi yaptım? Peki. Peki ama 15 dakika. Sadece 15 dakika. Tamam. Bir iki fotoğraf çektirir olur. Tamam. Bir. Teşekkür ederim. Hadi. Çok uzun sürmesin ne olur. Tamam, tamam. Aşkım bak, her şey çok güzel olacak. Gerçekten hiç pişman olmayacaksın. Vallahi bak, çok da teşekkür ederim. Kırmadın beni. Sağ ol ya. Ay şimdi sizi ben ne yapsam? Yatak odasına mı alsam benim, yoksa hamam katına mı indirsem? Biz artık icra... Evet, işte. Harika bir manzara. Birkaç fotoğraf alalım. Hemen. Evet, harika. Harika görüntü. Hiç bozmayalım. Hiç bozmayalım. Süper.
Bir de böyle alsak, böyle. Hanımefendi, siz oradan alabilir miyiz? Hanımefendi, size diyorum, oradan alabilir miyiz sizi? Hadi İclal, sıkıldım. Vallahi çok sıkıldım, hadi. Tamam, tamam. Salonda devam edelim biz. Adaletin bu mu dünya? Sen dün bebeğini düşür, bugün kocan eski karısıyla kol kola, göz göze aşk fotoğrafları çektirirsin. Bir dergimiz eksikti. Teyze Yaren nerede? Dergi çekimini duydu ya, erkenden kaçtı. Gitmek istemiyorum. Ne demek istemiyorum? Anneyle babayla beraber poz vereceksin. Burada gelsin o zaman. Nur'un ne işi var bizim yanımızda? O aileden biri değil ki. Gel bakayım buraya, gel. Ne demek istemem? Gideceksin şimdi, anneyle babayla fotoğraf çektireceksin. Mutluluk fotoğrafı. Fırat abim de gelsin, o da bizim aileden. O isterse gelebilir. Ben almayayım Ayça'dan. Nur, ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok üzgünüm. Yani başın sağ olsun mu diyeyim, geçmiş olsun mu diyeyim. Teşekkür ederim. Sen gelmiyor musun Fırat? Size iyi mutluluk pozları, Cahit. Aytül Hanım hiçbir fırsatı kaçırmıyor değil mi? Sense hiçbir fırsatı değerlendirmiyorsun. Buraya bakıyorum lütfen. Teşekkürler. Bana tek bir şey söyle Nur. Bu kadar artık sana fazla gelmiyor mu? Daha dün bebeğini düşünmüşken kocanın aşağıda ailesiyle mutluluk pozları vermesi biraz fazla olmuyor mu? Ne hissettiğimi sizinle paylaşmak zorunda değilim ben. Tabii. Seni zorlayamam. Zaten artık konuşmaktan daha fazlasına ihtiyacım var. Yüzündeki acıya, gözlerindeki öfkeye baktığımda bunu görebiliyorum. Benim acım, benim öfkem Fırat Bey. Ne hissettiğim sizi ilgilendirmez. İnan bana ilgilendiriyor Nur. Neden? Ne istiyorsunuz benden? Modelim olmanı istiyorum. Teklifinize daha önce de cevap vermiştim. Hem iş ne alaka şimdi? Ben burada neler yaşıyorum, siz bana modellikten bahsediyorsunuz. İş falan değil benim derdim. Yiğitten korkuyorsun demek. Anlıyorum. Ne olursa olsun, kocan. Senin gibi kadınların kafası böyle çalışıyor işte. Ben Yiğit'ten korkmuyorum. Size korktuğumdan değil, gerçekten istemediğim için hayır dedim. Bana kimse istemediğim bir şeyi yaptıramaz. Ve kimse istediğim şeyi yapmama engel olamaz. Çok büyük laflarmış. Sen böyle söyleyince ben de sana sormak zorundayım. Burada çektiğin eziyeti isteyerek mi çekiyorsun? Böyle bir evlilik, böyle bir hayat mı istiyorsun? Çiftlik gözlerden uzak, kendi topraklarının kalesi gibi. Şehir hayatını özlemiyor musunuz? Ay vallahi şimdi ne diyeyim? Aslında şimdi... Yani
kale demekle çok doğru söyledin. Burası bizim kalemiz gibi. Kocamın inşa ettiği huzurlu, güvenli mutluluk yuvamız. Ama şehir hayatından o kadar da uzak değiliz aslında. Ama şehrin gürültüsünden, karmaşasından kesinlikle uzağız. İkinci hayatını yaşıyorsun İcral. Bu nasıl bir duygu? Kocam ve oğlumla beraberken hissettiğim tek şey mutluluk. İkinci hayat derken de doğru söylüyorsun aslında. Benim için kocamın yanında uyandığım her sabah yeni bir hayat çünkü. Yiğit Bey, siz eşinizin bu 3 yıllık uykusunda hiç ortalıkta gözükmediniz. Sessiz bir yas içindeydiniz adeta. Bu dönemi nasıl geçirdiniz? Herkesin merak konusu. Açıkçası ben röportaj yapmayı seven bir adam değilim. Pek de tercih etmiyorum. Hem yetişmem gereken bir uçak var, yurt dışı seyahatim var da. Kusura bakmayın. Aşkım ben seni geçireyim o zaman. Mügeciğim, isterseniz ben sizi aşağı alayım. Orada mutlaka görmeni istediğim müzayede parçaları var, olur mu? Demek karşımdaki kadın kocam bile diyemediği bir adamı eski karısıyla paylaşıp onların evinde sığıntı gibi yaşamayı kendi isteyen bir kadın. Tıpkı az önce fotoğrafçının dediği gibi fazlalık olmayı, o fotoğraf karesinden çıkarılmayı kendi isteyen bir kadın. Söyle bana, kendin için istediğin hayat gerçekten bu mu? Sen yetişir yetişmez ara beni, tamam mı? Merak ederim bak seni. Hadi görüşürüz. Ben seni yolculayayım. Yeter artık. Yeter. Yeter. İstiyorum Fırat. Modelin olmak istiyorum. Ay çok güzel olmuş ya. Vallahi Müge'ye bir çiçek yollamak lazım teşekkür için. Baksana şahane iş çıkarmış yani. Havamız batsın şekerim. Kızlar hadi kalkalım artık. Bırakın şu dergileri. Kuaföre geç kalmayalım hadi. Yani ne olurdu ki ben kocamı havalanında karşılasaydım ya? İcral, adam sana kaç kere söyledi. Gelme, ben şirkete gideceğim dedim. Ne olsun, sürpriz yapardım. Alırdım pasaportumu da. Alanda da kocamın kanına girerdim. Oh, Toskana'ysa Toskana, Paris'e Paris giderdik yani ne var? Tam da tanıtım gecesinin olduğu zaman değil mi İcral'cığım? Ay sen uçağa binmeden uçtun. Üf, tamam. Yalnız Fırat'a inanamıyorum ya. Yani elinden bir uçağınla kaçan dedik, Yiğit bile kurtulamadı. Nasıl ikna etti vallahi, bravo. Dilboz o dilbaz. Yiğit'in ağzından girip burnundan çıkıp halletmiştir. Ay ne diyorsunuz Allah aşkına? Yiğit'i tanımıyormuşsunuz gibi. Ay kuzeni diye iş yapsın istemiştir o. Yoksa yalvarsan reklam meklam istemez. Aman işte neyse, eğlence çıktı bize de ne. Hadi kalkın tamam. Daha doğrusu siz çıkın. Ben Canan'ı Mert'i tembihleyip geleceğim tamam. Hayırdır Aytül Hanım? Bakıcı grevde mi? İzinli o bugün. Oh ne güzel ya, bu da hafta 8 gün 9 izinli yani. Muhatabı ben değilim canım. Bak karşında. Yüz veren o, ona sor. İşte moral olsun o şeyden sonra diye izin verdim canım ha. Neyden sonra? Ne oldu ki? Ay işte elmas melmas halası malası bir sürü, morali bozuldu kızın işte. Ey hadi kalk Nazan ya. Peki, senin istediğin gibi olsun Yiğit. Git, kaç benden. Ama döndüğünde aynı nuru karşında bulur musun bilmiyorum. Fazla şatafatlı olmuş sanki ha. Kozan Soylu'nun hakkını vermek istedik. Yani
Yiğit'e biraz ağır kaçabilir bu durum. Ağır. Evet. Bu gece Yiğit'e ağır kaçabilir. İyi misin sen? İyiyim. Neden? Bilmem. Belki biraz heyecan var diyelim. O bizde de var canım. Yani Kozanlar olarak ilk defa böyle bir reklam kampanyasında bulunuyoruz. Ne derler bilirsin. İlkler unutulmaz. Ben bir ekibe bakacağım. Sonra da ajansa geçeceğim. Akşam görüşürüz, tamam mı? Hadi. Görüşürüz. Hoş geldin Yiğit. Hoş bulduk. Ne haber? İyi. Biraz fazla abartı olmuş değil mi sanki? Yani pek Fırat'ın tarzına benzemiyor ama. Neyse, gel konuşalım biraz. İyi, tamam. Kahve içeriz, bana da iyi gelir. Bayılırım. Nasıl geçti Almanya? Kafayı toparlayabildin mi biraz? İyi geçti. Bayağı iyi geldi ama aklımda tek bir düşünce vardı. Biliyorum. Nur. Evet, Nur. Çok özledim onu. Bir an önce ona kavuşmak, ona sarılmak istiyorum. Ona ben payıma düşen dersi aldım, seni affediyorum. Sen de beni affet demek istiyorum. İnan bana, onu düşünmeden bir dakika geçirmedim. Tahmin ediyorum Yiğit, tahmin ediyorum. Yani günde beni 5 kere arayıp sadece Nur'u sordum. Ama bir kere olsun kızı telefonu istemedim. Son konuşmamızdan sonra bana çok kırıldı. Düşükten onu sorumlu tuttuğumu düşünüyorum. Ben de açıkçası düzeltmedim. Öyle, şimdi bana çok kırıldı. Ama çiftlikte gizli saklı konuşmak istemiyorum onu ben. O yüzden otelde size yer ayırdım. Lansmandan sonra hepiniz burada kalacaksınız. Ben çiftliğe döneceğim. Alacağım karımı karşıma. Uzun uzun konuşacağım. Dileyeceğim özrümü. Bu gece bizim ilişkimize yeniden dört elle sarıldığımız gece olacak. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Sağ olun. Yiğit Bey, birkaç kere alalım. Al ama çabuk ol, tamam mı? Tamam, yeter mi? Hadi. Teşekkürler. Rica ederim. Ne demek? Evet, nasıl gidiyor bakalım? Vallahi bence kusursuz. Ben herkesin yüzündeki hayranlığı okuyabiliyorum. Büyük patron. İyi, iyi ama... İyisin diye bu işlere alışacağım zannetme. Gördüklerim bana yeter. Dur bakalım Yiğit. Daha hiçbir şey görmedim. Ben şimdi izninizi istiyorum. 2 dakika sonra kampanya yüzümüzle birlikte yanınızda olacağım, tamam? Hadi bakalım. Bu kampanya yüzü derken ne kastetti? Ne bileyim İcel. Manken, konken bir şey çıkacak herhalde. Ay umarım öyle çok da güzel bir şey değildir inşallah yani. Ben gölgede kalmak istemem sonuçta. İclal, sen hiç merak etme. Buradaki kimse seni gölgede bırakamaz. Fırat bayağı uğraşmış ya.
ne gerek vardı bu işe? Bayanlar, baylar. Kozan Otomotiv'in 2015-2016 rentakar koleksiyonunu şimdi sizlere Kozan markasının yüzü tanıtacak.